Yeni evimize hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi New Mexico'dan Virginia'ya taşındık ve kapı kilitlendi. Ve burada ev aldık. Şimdi bu evin eşyalar gelmeden size bir turunu yapmak istedim. Sizi şöyle içeri alayım. Come on, come on, come on. Frank! Come here baby. Kapı otomatik kilitlendi. Burada böyle bir kilit var, güvenlik sistemi. Bunu yani bıraktığınız anda kendi kendine kilitleniyor. O yüzden eğer kapıyı kilitlemeyi unuttuysanız harika bir çözüm. Şöyle başlıyoruz. Burası girişimiz. Burada şöyle bir klozetimiz var. Montlarımızı asıyoruz buraya. Küçük dolaplarımız var. Henüz temizlik yapamadım. Frank, come here. Çocuklarım buraları henüz keşfetmedi. Böyle ilerlediğimizde burada ufak bir lavabomuz var. Powder room diyorlar İngilizce'de. Şöyle aynamız, lavabomuz. Burada da ufak bir tuvaletimiz var. Buradan çıkıyoruz. Hemen şöyle oturma odasına geçiyoruz. Burada basamaklarımız var. Oturma odası bu şekilde. Şurada harika bir barımız var. Pencereler, sürgül kapı vesaire. Arka bahçemize bakıyor. Burada böyle bir şöminemiz var. Şuradan arka bahçeye çıkabiliyoruz. Burası da mutfak. Önce arka bahçeyi göstereyim size. Evet, bebeklerim benden önce geçiyorlar. Burası arka bahçemiz. Buraya böyle bir dek yapmışlar. Çok güzel oturma grubu koyabiliriz buraya. Şurada da muhteşem bir evin bombası, jacuzzi'miz var. Kocaman bir jacuzzi. Şu an burası inanılmaz sıcak. Bu tarafa döndüğümüzde bu şekilde taştan banklarımız ve masamız var. Kuşların gelip su içmesi için yerlerimiz var. Bu bahçe böyle tamamen bize ait. Ağaçlardan itibaren gördüğünüz gibi bayağı geniş bir bahçemiz var. Come, come on boys. Come on. Let's go inside. Come on. Şimdi içeri devam ediyoruz. Hemen buradan mutfağa geçebiliyoruz. Böyle kocaman bir mutfağımız var. Mutfağın büyüklüğü benim için inanılmaz önemliydi. Eski videoda da hatırlıyorsanız dolapların beyaz olması, mutfağın geniş olması en çok aradığım şeydi bir evde. O yüzden burayı çok beğendim. Burası tezgahımız, lavabomuz, ocağımız, buzdolabımız, küçük bir adamız var. Bunu birazcık ileride büyütmek istiyorum ama bakalım. Hemen burada breakfast nook dedikleri kahvaltı köşesi var. Buraya böyle harika bir masa bırakmışlar. Biz bunu biraz bir tekledik pencerelere doğru ama buralara sandalye koyup burada harika bir kahvaltı yapabilirsiniz hafta sonları. Pazar kahvaltılarımızı orada yapacağız. Böyle devam ettiğimizde hemen burada yemek odasını görüyoruz. Buraya aşık oldum çünkü yerler mermer. Mermer hastalığımı beni bilen bilir. Bayılıyorum. Beyaz ve mermer olsun. Yani evin tamamı mermer olsun benim için. Burası yemek odamız olacak. Eşyalarımız geldiğinde. Yarın yani. Hemen burada da benim ofisim var. Şurada harika bir elektrikli şöminemiz var. Şu an evde. Biz dün geldik eve ve elektrik daha yeni açıldı dün. Ama gazımız yok. O yüzden evi ısıtamıyoruz. Şu an burada kollarımı, ellerimi ısıtmaya çalışıyorum. Çünkü ev inanılmaz soğuk. Ama bu harika bir şey. Bu renklerini falan da değiştirebiliyorsunuz buradan. Şöyle. Çok güzel bir şey ya. Bayıldım buna. Hayatımızı kurtardı. Böyle devam ettiğimizde tekrar girişe doğru geliyoruz. Bu arada evin beni en çok cezbeden kısmı merdivenlerin ve bu korkulukların görünüşü oldu. Yani yukarıdan aşağı bakmak, ne bileyim tavanların yüksekliği, gerçekten bayıldım. Zaten bir anlamda o yüzden acele ettik bu ev almak için. Şimdi yukarı çıkalım, size odaları da göstereyim. Şimdi üst kattayız. Bu tarafa baktığımızda kocaman bir penceremiz, yüksek tavanımız ve kapımızı görebiliyorsunuz. En çok sevdiğim şey de bu kısma dekorasyon koyabilecek olmam. Çünkü böyle yukarıdan koyulan tavana yakın dekorasyonlar benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi odaları gezmeye başlayalım. Baksın. Sıkışma. Burada linen closet dedikleri çarşaf, yorgan, neler koymak istiyorsanız öyle bir depolama alanımız var. Hemen şurası Nick Bey'in oyun odası olacak.
Burayı bugün boyayacağız. Ben boyaya başlamadan önce bu videoyu çekmek istedim ki böyle kalabalık olmasın ev. Burada bu şekilde tavana yakın raflarımız var. O raflara ister dekorasyon koyun, ister kitaplarınızı koyun, CD, DVD ne ararsanız. Bu oda daha önce film odasıymış. Hatta bizim internet sitesinde evi gördüğümüzde baktığımız fotoğraflarda burada deri bir koltuk vardı. Mısır yapmak için makineler vardı. Tam bir böyle sinema room yapmışlar. O yüzden biz de aynı şeyi oyun odası gibi kullanmak istedik. Şöyle bir televizyonumuz var. Bu bayağı büyük ekran. Kaç ekran bilmiyorum gerçekten. Bizde 85 var. 85'ten daha büyük olabilir. Ya da olmayabilir. 85 ekran da olabilir. Bilemiyorum. Bunu bırakmışlar burada. Bayağı böyle televizyon sahibi olduk hiç yoktan. Hemen şurada da walk-in closet dediğimiz giyinme odası var. Ama burası inanılmaz büyük. Yani şurayı çocuk odası bile yapabilirim. Buralarda yine storage var. İçinde çok bir şey yok şu anda. Yani temizlenmesi gerekiyor ama. Bir tane de bu tarafta var. Bu ikisini köpeklerin odası yapmayı düşünüyorum. Ama sanmıyorum burada hiç gelip bir şeyler yapacaklarını. Böyle devam ediyoruz. Diğer odaları göstereyim size. Burada ufak bir odamız var. Burayı ofis olarak kullanacağız. Ancak şu anda burada yatıyoruz dünden beri. Çünkü evin tek sıcak odası burası. Şurada şişme yatağımız var. Backstreet'e tabii ki hemen yatağı kuruldu. Burada aşağıda gördüğümüz gibi yine elektrikli şöminemiz var. Gelmişken ellerimi ısıtayım çünkü çok soğuk hava. Burada pencerelere bu şekilde sticker yapıştırmışlar. Ve biz aslında bunları çıkarmayı düşünüyorduk. Fakat renklerin, ışığın içeri girişiyle böyle pembeli, yeşilli, mavili renklerin kırılması çok hoşuma gitti. Öyle mi söyleniyor bilmiyorum ama o yüzden çıkarmaktan vazgeçtik. Burayı bu şekilde kullanacağız. Biraz da herhalde privacy amacıyla böyle kapatmışlar ama güzel, mantıklı, beğendik. Şimdi devam ediyoruz. Transition. Bu odadan çıktığımızda hemen şurada misafir banyomuz var. Şöyle ışığı da açayım. Burada misafir banyomuz var, aynamız, lavabomuz. Gerçekten banyoların tarzına bayıldım. Şu lavabolar çok zevkli ya, bilmiyorum, çok hoşuma gitti. Evin böyle hani standart bir Amerikan evi değil ya, o yüzden çok beğendim. Bu şekilde dolaplarımız, şurada da büyük bir duşumuz var. Bayağı böyle 5 kişinin sığabileceği. Şimdi buradan çıkıyoruz, misafir odasına giriyoruz. Burada da inşallah misafirlerimiz olursa gelip kalacakları yer. Buraya bir yatak ve birazcık bir de televizyon koyacağız sanırım. Ancak o kadar bir şey var. Şöyle pencerelerden baktığımızda arka bahçeyi ve komşularımızın evlerini görebiliyoruz. Burada da yine misafir odasının giyinme dolabı var. Ve içinin genişliği beni benden aldı gerçekten. Misafir odası için gayet geniş ve hoş bir dolap. Buradan çıktığımızda son olarak bizim yatak odamıza gidiyoruz. Yatak odasında sevdiğim gerçekten çok fazla şey var. İki kapımız var. Şunu şöyle açtığımızda içerinin dağınıklığının kusuruna bakmayın. Biz dün gece, evet dün akşam buraya geldik. Yatana kadar evde boya yaptık. Çünkü bu odanın rengi su yeşiliydi. Yukarıda gördüğünüz gibi. Oraları henüz boyayamadık. Bitmedi. Çünkü elimizde boya kalmadı. Bugün onu yeniden aldık. Tekrar başlayacağız. Burası da böyle. Bu şekilde burada da pencerelere ne yapmışlar? Buğulu pencere yapmışlar. Biraz herhalde privacy'ye önem veren bir aile yaşıyorduk bizden önce. Ama buradan dışarıyı görebiliyorsunuz. Hemen böyle geldiğimizde burada da yatak odamızın banyosu var. Bu da iki kapılı. Burada iki tane lavabomuz, kocaman bir küvetimiz. Küvet jacuzzi ile, o yüzden çok hoşumuza gidiyor. Dışarıda da jacuzzi var, içeride de var. Bayağı bu konuda şanslıyız. Burada da böyle duşumuz var. Şöyle açıp içini gösterebilirim. Burada da tuvalet alanımız var. Biraz burayı gizlemişler şu duvarla birlikte. Bence mantıklı olmuş. Bu tarafa döndüğümüzde giyinme odamıza geliyoruz. Buradaki dolapların hepsi biz eve aldığımızda vardı. O açıdan şanslıyız bayağı. Aslında bu evde birçok açıdan şanslıyız.
çok hoşumuza giden çok güzel parçalar evle birlikte geldi. O yüzden mutluyuz. Burada bu şekilde dolaplarımız var, giyinme odamız gayet geniş. Hatta şuraya ben bildiğim makyaj masası sığdırmayı düşünüyorum. Böyle. Giyinme odası da bitti. Ev turumuz bu kadardı. Biz bu evi 500 bin dolara aldık. Aslında lojmanda kalmayı düşünüyorduk buraya geldiğimizde de. Bilenler bilir, daha önceki videoyu izlediyseniz Clovis'te biz üstün içinde yaşıyorduk. Fakat bu evi gördükten sonra açıkçası üstte yaşamakmış, yok işte lojmanmış, bunların hiçbirinin bir önemi kalmadı. Biz buraya aşık olduk. Hatta siteyi de çok beğendik. Sitenin havuzu, tenis kortları, ya türlü türlü aktivite ve imkanları var. Fakat siteyi henüz explore edemediğimiz için onunla ilgili bir videoyu başka bir zaman çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Aşağı yorumlarınızı lütfen bırakın ve lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü izleyenlerin %85'i abone olmamış. Ne olur bu kıza abone olun. Okay, hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.